Merhaba arkadaşlar. Yine bir akşam birlikteyiz. Bugün mübarek Kadir Gecesi ve milli bir gün. İkisi de kutlu olsun. Kadir geceniz mübarek olsun. Allah dualarınızı kabul etsin. Bugün çok teknik bir konulara değinmeyeceğim. Ee, sürekli soruyorsunuz hocam Türkiye'nin durumu ne olur? Bizler ne olacağız? Mevcut ekonomik verilere göre Türkiye'nin özel sektörün ciddi ödemesi gereken bir borç var. Bu borçlar ödenemezse ne olur? Yok Türkiye iflas eder, yok Türkiye batar gibi batıda çıkan son dönemde yazılar var. Türkiye'de de medyada bu anlamda bazıları yazıyor. Bu konuda görüş bildirmek istiyorum size. Arkadaşlar dünya tarihinin kırılma noktaları var. Tarihin bir kırılma noktasını yaşıyoruz şu an. Tarihi biraz bilen biri nere olabileceğini gelecekte 3 aşağı 5 yukarı görebilir. Hayatta her şey mantıkla devam etmiyor. Kendinize bakın örneğin eee, matematiksel olarak ben bazen geçmişte hesapları benim ayakta kalmama ekonomik olarak mümkün görmem ama bir şekilde kalıyoruz. Evdeki hesap çarşıya uymaz. Her gecenin bir sabahı var. Bizim güzel ada sözlerimiz var. Bu nedenle şu an Ekonomik kriterlere göre yapılacak her türlü hesap yanlış olur. Neden yanlış olur? Çünkü dünyada finans sistemi çöküyor. Ekonomik düzen çöküyor. Artık değişen değerler var. Ee, bir de bugün sosyal medyaya girmedim. Akşamüstü girdim birçok kişi şu günü niye kutlamıyorum? Bugün niye kutlamıyorsun? Milli değil misin? Dini değil misin? Diye ya yazmış. <laughs> Arkadaşlar sosyal medyada gün kutlamakla milli olunmaz. Dini de olunmaz. Allah bilir kimin ne kadar dini olduğunu, milli olduğunu da kişi yaptığıyla ortadadır. Kalkıp da böyle bir tane şov yaparak da mesaj atıp, slogan atıp, nara, nutuk bağırarak da ne milli olur ne dini olur. Ayrıca sana ne kardeşim? Benim mecbur muyum senin kafandaki şaptona göre hareket etmeye? Herkesin bir özgün haklı var. Sürü gibi niye hareket etsin? İster kutlar ister kutlamaz. Kutladığında... Daha dini, daha milli olmaz. Kutlamadığında da daha az olmaz. Dolayısıyla bu noktada kimseye psikolojik baskı yapmayın. Buna gerek yok. Şimdi, e, korona, virüs salgını bize bir şeyi gösterdi dünyada. Virüs sadece ekonomileri değil, aynı zamanda e, sahte bir düzenin maskelerinin düştüğünü gösterdi. İnsani olarak hukuktan, evrensel haktan, adaletten bahsedenlerin aslında insanı da matematiksel hesaba kattığını gösterdi. Avrupa'da yaşlılar resmen ölüme terk edildi, gördük. İsrail e, Sağlık Bakanı engellilerin, kronik hastalıkların e, olanların solunum cihazlarından en son yaralanması gerektiğini söyledi. Kim de bunu söyleyen tarihte? Hitler'di. Ayrıca Hitler'in e, naaşının İsrail'de olduğuna dair veriler de var. Bir gün onu da anlatacağım size. Yani üstün ırkçılardı Almanya'da. Gidip kimin öleceğine karar verip öldürüyorlardı. Azrail gibi. Batı'daki bu, daha bu başlangıç. İkinci dalga geldiğinde Batı'da ciddi anlamda bir insani değer krizi yaşanacak. Mesela Avrupa Birliği'nde İtalya ve İspanya, Avrupa Birliği yardım etmedi. Sorguladılar bunu şu an. Bu unutulmuş değil. Şimdi Fransa ile Almanya birleşti. bir 500 milyar dolarlık bir yardım fonu falan yapıyoruz dediler ama ikinci dalga geldiğinde bu yetmez. Ee, dünya üzerindeki para şu an için batı kaynaklıdır. Ama paranın bir şey ifade etmediği çünkü kaydıyı paradır o. Yani nakdi paradan çok. Z zenginlikler var ama ikinci dalga diyelim ki geldi dünyada senin sağlık kurumun sana yetiyor mu? Vatandaşlarına istediğin hizmeti verebiliyor musun? Gıda tedariğin sana yetiyor mu? Paran olsa ne yazar? 1930'lu yıllarda Hitler iktidardayken bir dolar, şey bir mark, 4 trilyon, 1 dolar 4 trilyon mark olmuştu. Yani paranın bir anlamı yoktu. Bir trilyon marka bir tane ekmek alacaksın. İşte Venezuela'da olduğu gibi. Dolayısıyla ekonomik sistem mevcut dünyadaki finansal sistem çökerse Batı'da büyük bir insani kriz gündeme gelecek. Yeniden sorgulanacak. İnsanlık nedir? Değer nedir? Para sadece Batı'da mı? Hayır. Dünyada gayri safi milli hasılanın %49'unu gelişmekte olan ve geri kalmış ülkeler sağlıyor. Afro-Avrasya'da neler oluyor şu an ve neler olacak? Şimdi bakalım. Tüm dünya gemileri Akdeniz'e gelmişti değil mi? Şu an 9 ülke gemisini çekti. İtalya'da ve Fransız petrol arama şirketleri de çektiler. Ee, ne oluyor? Sina'dan Amerika asker çekiyor şu an. Kızıldeniz'in, Akdeniz'in birleştiği yer. Ne oluyor? Ee, Suriye'de Rusya, Esad'la ters düşüyor giderekten. Putin. Ve e, Amerika'nın Suriye özel temsilcisi James Jeffrey açıklama yapmıştı. Bir Ruslar bize haber gönderiyor çözelim diye. Türkiye'si çözülmez. Şimdi Türkiye'nin ekonomik durumu kötü diyorlar. E Rusya bu operasyonu yürütemez. Amerika da bu bölgede öyle istediği gibi bundan sonra operasyon çekemeyecek kafası estiği gibi. Ama göreceksiniz Türkiye yürütecek. Şu an Libya'da ne oluyor? Trablus'u işgal etti denen Hafter güçleri sürekli mevzi kaybediyor. Geriye doğru gidiyor. Önemli havaalanını da ellerinden kaybettiler. Türk devleti tarihi derinliği olan bir devlet. Bizim kara kuvvetlerimizin kuruluş tarihine Google'a bir sorun. Ne zaman kurulmuş kara kuvvetlerimiz? Yani hafife alınacak bir devlet değiliz arkadaşlar. Battı bitti falan diyenler genelde batıdaki ekonomik formatla beynini donatmış. Tarihi Türk milletinin şuur düzeyinden yoksun. Milleti korkutmakla meşguller. Evet işlerimiz bozuk doğru ama tüm dünyanın bozuk. Daha da bozulacak. Biz buradan daha güçlü çıkacağımızı düşünüyorum. Neden böyle olacak? Bak şöyle söyleyeyim. Afro Avrasya'da para var arkadaşlar. Huzursuz para denen, bireysel para denen, kendi yatırımlarını Londra'ya, New York'a götürenler artık biraz duracak. Orada artık para güvenli değil. Şu an için refleks olaraktan dünya genelinde para Amerikan doları rezerv olduğu için o tarafa doğru gidiyor ama bunun ikinci sahnede batıya güvenmeyecekler. El koyarlar paralarına. Şimdi diyorlar ya Türkiye'de bankalara para el konacak filan diye. Bu Türkiye dediği kendilerinde olacak. Göreceksiniz. Amerika'nın bundan sonraki enerjisini kendi içinde harcayacak. Toparlamaya çalışacak. Dünya sistemi nerede kurulmuştu? Amerika'da kurulmuştu değil mi? Birleşmiş Milletler. Şu an Birleşmiş Milletler'le kavga kim yapıyor? Amerika Birleşik Devletleri yapıyor. Ve Trump'ın açıklaması var. Dün Dünya Sağlık Örgütü'nü resmen tehdit ediyor. Bir ay süre sana diyor. Eğer yapılanmanı yeniden yapmazsa biz ödeneği tamamen keseriz hatta üyelikten çıkmayı da düşünürüz diyor. Dünya Sağlık Örgütü ile ilgili suçlamalar Çin'i tuttuğuna dair filan erken haber vermedi. Dünyayı riske attı, tehlikeye attı. Aslında Trump'ın söylemediği bir şey daha var orada. Ne diyor Trump? Ee, sağlık örgütünün yapısı, yapısından memnun değilim diyor. Orada onların çalıştığı şirketlerden memnun değilim diyor. Orkestra şafı hiç başrolda oynuyordu ama biraz geri çekildi. Neden? Niye geri çekildi? Çünkü artık tepkiler yükselmeye başlandı. İnsanların sağlık, yardım, adalet söylemleriyle sahaya inip kendi arka planda söylemediği emellerini gerçekleştirmek istediğini artık görüyor dünya. Almanya'da çok ciddi gösteriler oldu. Almanya'daki arkadaşlar bilir. Türkiye bunu 50-100 kişi gösterdi ama öyle değil. Sonradan çıkıp Almanlar açıklama yapmak zorunda kaldılar. Herkese aşı yapmayacağız, isteğe bağlı olacak şeklinde. Oysa ki Avrupa Birliği'nin bir aşı takvimi var. Çalış, bu konuda hazırlattığı projeler var. Bir iki gün içinde yeniden ben bu konuyu çekeceğim size i̇şte Avrupa Birliği'nin kendi verilerinden hareketle. Çözüm nedir diyordum arkadaşlar. Soruyordunuz ya ben de çözüm bilgidir diyorum. Arkadaşlar bilirseniz, farkında olursanız kimse bir şey yapamaz bizim tereddüt ve endişelerim benim şahsen bilgisizlikten kaynaklanıyor. Bir gün biri benim aleyhime konuşuyor. Sosyal medyada. Aradım, telefonunu buldum. Niye konuşuyorsun dedim. Diyor ki, 5G bir Türk buluşudur. İngilizler, Amerikalı ona karşı çıkıyor. Sen de diyor 5G'ye karşı çıktığın için İngilizlere çalışıyorsun diyor. Şimdi bu kadar cehalet olursa her tarafımızı bir şey yaparlar. <laughs> yani cehaletin dibi, ee, anlatmaya çalıştığım sizlere dünyada teknolojik bilimsel olarak neler yapıldığı. FETÖ ilk Türkiye'de e, faaliyete başladığında yani e, kimse bilmiyordu FETÖ'nün ne olduğunu ama 90'ların baş 89'larda filan ilk tanıdığımda anladım ben bunların bir istihbarat aparatı olduğunu e, ve bunu kabul ettiremedik. Nihayet 15 Temmuz'a geldi de insanlar fark etti. Dünyadaki bilim kamuoyu da başka bir şeyin tahakkümü altında. Yani bilim adamı dediğimiz adam akşam evine gidip eşiyle çocuklarıyla oturmuyor. Her bilim adamı için demiyorum. Dünyada bazı bilime yön veren kamuoyunun başka bir kimlikleri daha var. Hain de yapıyor bunlar. Ne hain derseniz Amerikan medyasını izleyin. Bugünlerde ortaya dökülecek bir ayinde yapıyorlar aynı zamanda. Batıda ifşalar gelecek diyordum size uzun süredir. Evet batıda ifşalar gelecek göreceksiniz. Obama Gate'den bahsediyor sürekli Trump. Onun altının doldurulduğunda John Podesta'dan Epstein'e kadar yeniden ortaya satılacak. Hollywood diye bir şey kalmaz ortada. Saygınlık diye bir şey kalmayacak ortada. Özellikle Avrupa'daki o saygın aileler filan diye. Bunu biz mi yapıyoruz? Hayır. Birbirine düşecekler. Herkes sen onu yaptın, sen bunu yaptın diye ifşa edecek. O döneme gidiyor şu an Batı. Bu nedenle Batı'dan bir daha belini doğrultması zor. Ekonomik hesapları Batı'ya göre artık yapılamaz. Şu anki şartlara bakmayın. Gelecek şartlara bakın. Peki alan boşalacak. Hatırlayın birçok televizyonda Amerika'nın afro Avrasya'dan askerlerini çekmeye vakti bile olamayacak. Fırsat bile bulamayacak. Osmanlı'nın son döneminde olduğu gibi demiştim. Amerika hızla o noktaya doğru gidiyor. Ulus devletlerin üstünde bir de küreselci diye ifade ettiği 666'nın çocukları var. Her eylemlerinde koydukları her isimde semboller var. Ve pagan ritüelleri var. Zaten saklı gizli değil. Sadece bunu unutturuyor, unutturdular insanları bilimi kutsayıp teknolojiyle büyüdükleri büyüdü, için. Oysaki. ki kendi tarihi sembolleri var. Çok açık ve net. Ayinleri var. Her şey var. Avantajları neydi? Dünya insanı bunları bilmiyordu. Ama şu an biliyorlar. Hatırlayın. Bir televizyon programından sonra 15 bin, 20 bin kişi aynı anda koro halinde deli diye bana saydırıyorlardı. Bir el itirbatsızlık operasyonu yapıyordu. Şimdi bakın nele olacak göreceksiniz. Bu boşlukta büyüyecek olan Türkiye'dir arkadaşlar. Ben öyle görüyorum. Para illaki batıdan gelmesi gerekmiyor. Türkiye'ye bir sermaye akımı olacağını düşünüyorum ben. Sonbahar gibi. Yani şimdi Amerika'nın derdi büyük. Daha da büyüyecek kendi içinde. E batı derken Almanya, Fransa Avrupa Birliği'ni kurtarabilir mi? Tartışılır. Ayrıca bir de Avrupa Birleşik Devletleri kurma fikri var. E İngiltere Brexit yaptı ama şu an bir türlü yapamıyor. Çıkamıyor, ayrılamıyor. Yani görünüşte ayrıldı ama. İngiltere'de City of London başka bir hikaye okuyor. Buckingham Sarayı, Kraliçe başka bir hikaye okuyor. Kendi işlerinde kapıştılar. Afro-Avrasya'nın zengin kaynakları var. Ham maddeleri var. Ve paraları var. Bölgede tek güvenli ülke, sağlam ülke Türkiye'dir. Türkiye'nin sağlamlığının temel nedeni bir özel sektörüdür canla başla üretici, elde çanta 60-70 ülkeyi gezen, e, dinamik hareket edebilen, hızlı hareket edebilen bir özel sektörü var Türkiye'nin. Ayrıca bir devlet yapılanması var, tarihi var. En önemlisi de milleti var. Bizim milleti bizim yukarıdaki siyasal tartışmalara bakmayın. Milletin dibine indiğinizde şekline de bakmayın. Yani hakikaten kahraman bir millet var. Yani yardımsever, merhametli, vicdanlı, hatırı olan, gönüllü olan bizim duygusal bir milletimiz var. İşte bu dönemde bu ortaya çıkacak. Şimdi İsrail'de engellileri, yaşlıları, hastaları boş verin diyor. Ölsünler diyor. Bu ne biçim insanlık ya? Avrupa'da bakıyorsun, özür diliyorlar. Yaşlılarımıza sahip çıkamadık diyorlar. Cenazesini almaya giden olmadı günlerce. Ee, diğer şey kesmi ise bize söyledikleri Dijitalci, küreselcilerin söylediği, ya tamam işte bir tane virüs var, biz sizi koruruz ama merhametinden ve vicdanınızdan vazgeçin, gizliliğinizden vazgeçin, biz sizi koruyalım diyorlar. Öyle şey mi olur, öyle saçma şey mi olur? Yani biz sizi teslim alalım, bize köle olun diyorlar. Bunları 5 yıldır anlatıyorduk ama şu an daha net ortaya çıktı. Bu nedenle bir şeyle mücadele etmek için bilmek gerekiyor. Tanımak gerekiyor. Tanımadığımız bir şeyle mücadele edemeyiz arkadaşlar. Yapmaya çalıştığımda bu adamlar kim, hangi projeleri yapıyorlar? Şu an bunları sizlere aktarmak. Tüm projelerini üç aşağı 5 yukarı aktaracağım. Yani üstün akıllı değil ki, üst akıl da yok. Aklını kullanmayan bir millet vardı. Dünya genelinde bir insanlık vardı ama şu an kullanıyor. Niye? Ölüm korkusu var. Geçim kaygısı var. Ne oluyoruz kaygısı var akrabanın annenin babanın kardeşin ne kadar değerli olduğunu öğreniyorsunuz. Şu an bak görüşemiyorsunuz. Eşinizle, dostunuzla ne kadar özlediniz değil mi? Hele şu bayramda kapalı olmasaydı hasretle birbirinize ne kadar sarılacaktık değil mi? Dolayısıyla insanoğlu bu dünyada nihai amacını yeniden hatırlayacak. İnsanlık olmadığı yerde ne dünyanın anlamı var, ne teknolojinin anlamı var, ne de paranın anlamı var. Bu giderek anlaşılacak. Bu nedenle zaten insanlığın en çok korktukları şey merhametinin, vicdanının harekete geçmesiydi. Çünkü merhamet, vicdan harekete geçtiğinde insanlıkta onun karşısında duracak hiçbir güç yoktur. Şimdi küresel mekanizma bu nedenle insanlığı biyometrik çipler nesneleştirip blockchain tabanlı bir sisteme entegre ederekten global bir vicdan oluşturmak istiyor. Bu bir projedir. Global bir konsensus, aynı zamanda anlaşma Vicdan nedir? Bireyin vicdanı e, biz Türk millet olarak haksızlığa gelemeyiz. sözümüz var zaten. Niğidi öldür, hakkını yeme. Şimdi geçenlerde biri yazmış. Hocam beni niye engelledin? E küfür ettin dedim. Aa ben Hristiyanlara küfür ettim. Ya kimi küfür edesin et? Adam değil mi onlar? İnsan değil mi? Ne demek Hristiyanlara küfür? Böyle saçma şey mi olur? Biz kendi değerlerimize döndüğümüzde arkadaşlar, kendi insani değerlerimize döndüğümüzde dünyanın bu değişim noktasında ummadık sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyorum. Türk devleti de ona göre hazırlandığını düşünüyorum. Ben olayları siyaset üstünden okumuyorum arkadaşlar. Arka planda gördüklerim üzerinden okuyorum. Devleti yönetecek olan özellikle gençler. Zaten bu sözlerin benim büyüklere değil. Büyükler zaten biliyor gençlere. Gelecekte siz devralacaksınız devleti. Eğer insanlığınızı kaybetmeden, aklederek de Bilgi, bilim ve teknolojiyi kullanarak da bir yönetim modeli uygulanırsa dünya gerçekten yeni bir anlayış bekliyor. Drama izleyin Amerika'da neler olacağını. Avrupa'da da izleyeceksiniz, göreceksiniz zaten. Dünya tarihine baktığınızda bambaşka olaylar var. Bu nedenle gençler kendinizi iyi hazırlayın, iyi yetiştirin. Siz kimse sizden üstün değil. Öyle üst akıl üstün akıl palavralarını Çizin gitsin. Ben diyorum zaten. Benim e, şeyimin altına, e, hesabımın altına üst akıl filan diye yazanı ben engelliyorum arkadaşlar. Peşine beyninize operasyon yaptırmayın. Buna gerek yok. Üst olan iyi olandır. İnsanları kumpasa getiren, keleye getiren, kandıran değildir üst olan. Şimdi o üst dedikleri akıllarıyla bakın ne biçim bir çamura saplanacaklar. Bu biz dediği, biz izleyeceğiz bunu. Bu hesaplaşma başladı batıda. Özellikle Amerika'da. İfşalar arka arkaya gelecek. Buradan da tarih yeniden yazılıyor. Sabredelim, şükredelim. Kendimize gelelim. Biz bu dünyada 21. yüzyılda yerimizi alacağız arkadaşlar. Türkler tarih sahnesinden çekildikten sonra yani global anlamda diyorum son 100 yıldır, son 200 yıldır hatta kan gölünden kurtulmadı ortada. Ama şu an herkesin huzuru ihtiyacı var. Burada akıl Türklerde. Bu nedenle e, umutsuz değilim ben. Para konusunu o matematik hesaplara bakmayın. Batı'daki para çok önemli değil. Batı'ya giden doğunun parası gelecek buraya. Artık güvende değil hiçbir para. Bu nedenle devletin şu son dönemde yapmış olduğu yardımlar Türk devletinin tarihi refleksini gösteriyor. Bu dönemdeki yardımlar çok önemli. Çünkü insanlığın hafızasında iyilikler hiçbir zaman unutulmaz. Batı'da bu yardımı önce zaman böyle bir salgın olmadan yapsam bir anlamı yoktu. Ama şu an oradaki halk da devletinin kendine el uzatamadığı korku ve panik halindeyken Met ya da Türklerin yardım ettiğini görüyor. Ak akıllıca bir hareketti. Ee, dolayısıyla umutsuz değilim arkadaşlar ben. Ee, soruyorsunuz hocam bir şeye ihtiyacınız var mı? Neye ihtiyacım olacak? Çayımız var Allah'a şükür. Duanıza ihtiyacımız var arkadaşlar. Geceniz mübarek olsun.